Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'da Sevilla deplasmanından 2-0 mağlubiyetle geliyor Kadıköy'e. Turu çok çok zora soktuk. Evet, tur şansımız yani başladığımız yere göre çok daha az. Jorge Jesus'un dediği gibi maçı konuşmaya çalışacağız, maçı analiz etmeye çalışacağız. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Açıkçası maçtan önce 2-0'lık bir mağlubiyet çok olası diyebilirdim belki ama oynanan ilk yarıdan sonra mağlubiyeti bir o kadar daha fazla üzüldüm ben de. Hepinize şimdiden keyif seyirler dileyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayım. Golvar.com bizlerin son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızı bulundurduğumuz sitemiz. Sitemizin linki açıklamalarda mevcut diyerek videoya geçelim. Fenerbahçe Sevilla karşısındaydı. Aslında maçtan önce Sevilla tarafından ne bekliyorsak o oldu. Sevilla bir yine üçlü çıktı ve Ali Alex Tejas oynadı. Ben Fernando'yu stoperde Jordan'ı merkezde bekliyordum. Sampoli buna ikinci devrenin başında döndü. Alex Tejas çünkü berbat bir ilk devre geçirdi. Biraz yorumlarda insanlar Alexey'sin sarı kartı olduğu için çıktığını söylüyorlardı ama Alexey's'in sarı kartı olduğu için değil çok berbat bir ilk yarıydı. Biz de orayı çok güzel işliyorduk özellikle Ferdi ile beraber. Ondan sonra Alexey'si kenar alıp Jordan içeri attı. Fernando'yu stoper çekti. Gudel, Fernando ve Koysai ile bir üçlü stoper tandemi kurdu. Ama biz Fenerbahçe tarafına bakalım. Şu ana kadar Avrupa dahil olmak üzere Ren maçları hepsi dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin oynadığı en iyi 45'ti bana göre. Sevilla çok fazla küçümsendi. Mevcut durumu tarafından Sevilla evet planı belli. Defoları belli. Güçsüz yanları belli bir takım ama Sevilla yani sonuçta İspanya'nın da 5 büyük takımından bir tanesi. İspanya deplasmanında da hani bu kadar küçümsemek çok normal değil. Fenerbahçe çünkü çok çok iyi bir ilk devre oynadı. Yani gerçekten bu skoru hak etmediği bir devre oynadı. Aslında şunla başlayayım isterim. Fenerbahçe turu kaybetti mi? bence henüz kaybetmedi. Çünkü bugün de izlediğimiz seviye, bugün de izlediğimiz Fenerbahçe gerçekten Kadıköy'de de 1-2-3-4 atmaktan çok da zorlanmayacak bir seviye bana göre. Defoları çok fazla, eksikleri çok fazla. Bulabildiğimiz kadar zaten pozisyon bulduk. Özellikle ilk devre itibariyle zaten bir takım daha fazla ne oynayabilir? Seviye ilk devre pozisyon vermemişiz. 3 tane, 4 tane net pozisyonumuz var. Yani King'in karşı karşıya kaçırdığı, King'in kafayla kaçırdığı daha 7. dakika İrfan'ın attığı bir topta Ferdi'nin delip karşı karşıya neredeyse çaprazdan kaldı. Bir tane korner pozisyonunda karambol oldu. Ener Valencia'ya geldi. Bir tane King'in yine taçta Lincoln'un gelen karamboldan plase çevirdi. Yapamadık. Yani aslında 3 tane çok net 2 King, 1 Ferdi ile çok net pozisyonlar var ama artık bu tarz maçlarda Fenerbahçe'nin tecrübesinin eksikliği çok net göze çarpıyor. Fenerbahçe'nin kalitesinin eksikliği çok net göze çarpıyor. Çünkü bu deplasmanlarda bulduğunu atacaksın. Hatta bulamadığın atamadığını dahi atacaksın. Yani Jordan'ın attığı gol tamamiyle şanssızlık golü. Yani Fenerbahçe gol mü aslında orada? Ya yani Jordan'ın vurduğu top belki avuta gidiyordu. Altay'a çok rahat gelebilecek bir top. Arağın ayağına çarptı. Gol kalemizde golü bulduk. Aslında gol dahi yemedik yani o pozisyonda. Yapabileceğimizin en maksimumunu da ilk devrede yaptık çok net pozisyonlara girdik ama karşılığını bulamadık. Joshua King'in özellikle karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda. Ener Valencia orada çok da güzel bir top atıyor ama King orada dışarı sürüp alanı daha da genişletip kaleciyi geçme ihtimali var. Yani her açıdan gol yapabileceği pozisyonu dara sürdü, dara sürdü ve yani King orada plaseye yatana kadar mevsimler geçti. Yani plasesini o kadar gösterdi, o kadar kötü zamanda vurdu. Ayağının önüyle değil topuyla vurdu vesaire vesaire ve neticelendiremedi pozisyonu. Kafa kafayla kaçırdığı var bir o kadar kötü. Yani aslında Fenerbahçe 7. dakikada buluyoruz Ferdi ile pozisyonu. İrfan bıraktı Ferdi müthiş bir devre geçirdi. Müthiş maç çıkarttı hatta Ferdi girdi karşı karşıya çaprazdan iyi vurabilse 7. dakika 18. dakika King'in ilk pozisyonu. 28. dakika Enar Valencia'nın kornerden buldu pozisyon ve 44. dakika Joshua King'in kafa pozisyonu. 0-10, 10-20, 20-30 ve 30-40. Hepsinde üstündük. Yani Endülüs'ten Sevilla'dan ne kadar oynayabileceksek bence bu kadar oynadık. Atletico Madrid maçını Fenerbahçe çok iyi analiz etmiş. Sevilla'nın arkasına Yerden kaçırdık Havadan kaçırdık Duran toptan pozisyon bulduk Ve back sarkıttık Yani aslında tüm defolarını kullandık Sadece bunu sonuçlandıramadık Böyle olması daha kahredici oldu gerçekten Böyle olması daha çok üzülmeme sebebiyet verdi 44. dakikada King'in kafayla kaçırdığı pozisyon Çok iyi organizasyon var Top sola Atilla başlayan bir Atilla Zalai ile başlayan bir pozisyon Lincoln işin içine giriyor Crespo giriyor Ara'a giriyor Merkeze gelen Joshua King giriyor Ve Lincoln en terse dönüyor Ferdi'ye İrfan sağ kenara koşu gösterip beki çekiyor. Ferdi mükemmel, mükemmel, kusursuz bir orta kesiyor ve Joshua King o golü yapamıyor. Ve orada yapamadığı gol o kadar kötü ki. Yani top ne havadan geliyor yani ne Joshua King'in zıplamaya ihtiyacı var ne de çok eğilip bükülmeye ihtiyacı var. Sadece tık diye herhangi bir köşeye bırak da zaten gol olacak pozisyonda Joshua King o topu da yukarı vurdu. King aslında eldeki forvetler açısından yani Batu ile ve Valencia ile karşılaştırılınca en bitiriciliği kuvvetli futbolcumuz ancak King'in de bitiriciliği en elit özelliği tabii ki değil. Bu açıdan Jorge Jesus'un maç öncesi 3-4-3 çıkarttığı hoca 3-4-3'ü genelde eleştiriliyor. Hatta büyük maçlara nazaran konuşuluyor ama bununla alakalı da bir iki şey söylemek istiyorum. Jorge Jesus için büyük maçlarda yapamıyor. Büyük maçlarda gol atamıyor. Bu eleştirilerin hepsine kabul etmekle beraber Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi birbirinden bana göre kötü maçlar olmakla beraber özellikle Galatasaray maçı bu maç öyle bir maç değildi. Yani bu maçı Fenerbahçe Jorge Jesus 3-4-3 oynattığı için veya sahada ezilen bir takım da görmedik. Galatasaray maçında rezil Kepazı bir Fenerbahçe vardı. Rezil Kepazı bir oyun mantalitesi vardı. Hem oyunumuz iyiydi ilk yarı hem hem 3 4 3'ün aksadığı herhangi bir durum yoktu. Serdar'a attık ve onlarda Brangel artı Torres'in oynayabileceği maksimum oyununu da sıfırladık. Ferdi çok iyi yardım yaptı. Lincoln çok iyi yardım yaptı. Ki Lincoln de çok çok iyi bir devre geçirdi. Fenerbahçe taraftarı Twitter'da gördüğüm kadar inanılmaz gergin, inanılmaz sinirli. Ben de bir o kadar üzgünüm. Gerginliğim ve sinirim yok çünkü yapabileceğimizin maksimumunu yaptık. Ama bir o kadar da kötü bir ikinci devre geçirdik. Jordan oyuna girdi ve aslında Sevilla yine üçlüyle devam etti ama bir Fernando attı stopere. Nemanja Gudelis sağa attı. Jordan ve rakiti ikilisine e, merkezde yer verirken Sampoli Fenerbahçe'de ikinci devreye bunu reaksiyon veremedi. Sevilla aslında 46 ile 65 arasında oyunu zaten almaya başlamıştı. Ha pozisyon buldu mu? Yoktu aslında pozisyonu. Yani biraz aslında hemen hemen dışından atılan bir kafa vardı. Onun dışında hatırladığım pek de pozisyonu yoktu ama Jordan'ın bir tane vurduğu şut Arao'ya çarpıp gol yedi. 50 ve 65 arasındaki 15-20 dakikalık sekansla kötü bir ilk devreye göre kötü bir Fenerbahçe vardı ama sonun alt turunda deplasmanda da makul sayılabilecek bir oyundu aslında. Bu açıdan da Fenerbahçe'nin hani o Jordan değişikliği tamam maça sirayet etti değil. Tempoyu çok düşürdü seviye. Biraz daha takin kalmaya, biraz daha pas oynamaya çalıştı. Fenerbahçe buna karşılık veremedi ve Jorge Jesus 1-0 mağlup duruma düştüğü zaman bana göre Fenerbahçe'deki geçirdiği en korkunç değişiklikleri yaptı. Yani ilk yarı ne kadar ise daha doğrusu şöyle bir özet yapabiliriz. Hocanın maç planı, ana planı ne kadar kusursuzsa Oyun içi okuması da bir o kadar korkunçtu. Fenerbahçe için en kötü, en korkunç oyuncu değişiklerinden bir tanesini yaptı. Sebebini ben şuna bağlıyorum hocanın. 1-0 geri düştük ve kötü bir aslında seviyeye yakaladık biz. Jordan orta sahaya geçmesine rağmen Fenerbahçe orta sahadaki tüm üstünlüğünü kaybetmemişti. Sadece geçişlerde iyi değildik. İrfan sebebiyetli. Fenerbahçe orada gol yese dahi oyunu alabilecek düzeydeydi. Ve hocanın bana göre düşüncesi şuydu. Ben 1-0 yenik düştüm ve seviyeyi böyle yakalamışım. Merkezde zaten bize üstünlük hala kuramadılar. Bir merkezi daha aldı, intihar etti. Bir merkezi daha alıp dedi ki bana göre böyle seviye yakalamışken burada en kötü beraberlik koparayım. Ancak beraberlik koparayım merkezi boşaltmakla olmuyor. Seviye bize karşı iki merkez oynadı. İki merkezle sahada her kaldığımız anda Crespo Arrao ile çok daha iyi, çok daha domineydik. Ancak Crespo'yu çıkartıp Rossi'ye atması 67. dakikada Fenerbahçe'nin gerçekten pimini çekti diyebiliriz. Bu açıdan Jorge Jesus'un bu zamana kadarki en kötü değişiklikleriydi

Bu demek oluyor mu? Bana göre değil. Hoca hani maçı çok kötüydü. Hocaya yazar maç. Bana göre yazmaz çünkü hoca zaten maksimum yapılabilecek maçı yaptı. Artık ondan sonrası oyuncuya kalıyor. Eleme maçları maraton gibi değildir. Fenerbahçe Süper Lig'de çok fazla gol kaçırabilir. Öyle bir maç gelir ki 3 tane 4 tane kaçırırsın. Bir tane kör kurşun golü yersin ama haftaya 3 puanı telafi edebilirsin. Ancak eleme maçları birden 90'a konsantrasyondur. 2-0 kaybettik. 2 tane gol yedik. Bir tanesinde uyuduk. Taçtan gelen topta Bright Osai Samuel uyuduğu pozisyonda 2-0-85'te yiyorsun. İlk yenilen golde Jordan vuruyor. Out'a gidecek belki top. Araya çarpıp gol yeniliyor. Yani bu evet şanssızlık, bu evet kısmetsizlik belki ama bu ön tarafında beceriksizliği. Çünkü Serdar, Samet ve Atilla Zalai. Bu üçlü ilk kez stoper tandemi yapıyor Fenerbahçe'de ve kusursuz stoper tandemi yaptılar. Sevilla'yı Fenerbahçe her zaman yaptığı gibi 6 kez offside'ı düşürdü. Ya maçın istatistiklerini yazdım şuraya. Pasta Sevilla kadarız. 480 pas yapmışlar. 402 pas yapmışız. 51 ikili mücadele kazanmış Sevilla. 64 tane ikili mücadele kazanmışız. Yani sahada hep ayakta kalan biz olmuşuz. 9 şut atmışlar. 5'i isabetli. 12 şut atmışız. 5 isabetli. 0.66 gol beklentisi yakalamış Seviye. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 1.13 üç tane kaçan net pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Seviye'nin kaçan net pozisyonu yok. 16 kez ceza sahamızda buluşmuşlar. 19 kez rakip ceza sahasında buluşmuşuz. Yani yapabileceğimiz her şeyi açıkçası yapmışız. Artık bundan sonrası iş bireysel yeteneği ayaklara, kaliteli ayaklara kalıyor. Bireysel anlamda ilk yarıda İrfan dahil olmak üzere kimseyi kötü bulmadım ki çok uzun zamandır formsuz bir Crespo vardı. Bastı aldı, bastığını aldı. Birebir oynatmaya mecbur bıraktı. Rakit içten sadece oyun kurulumuna mecbur bıraktı. Ara oraya kadar geldi. Atilla üçlü stoperi ön tarafa kadar çektik. Bana göre çok iyi bir Crespo vardı ilk devrede. Çok iyi bir ara vardı. Üçlü stoper tandemin hepsini ayrı ayrı çok beğendim. Altay kez aydı. Lincoln iyiydi. Ferdi iyiydi. Ön tarafta aksayan bir İrfan vardı. İlk devresinde değil. Bana göre İrfan ilk devrede de fena top oynamıyordu. Yani takım iyi bir takımın bir dişlisiydi. Fark yaratamadı. Orası ayrı ama ikinci devrede özellikle Jordan girdikten sonraki İrfan Can kahveciye tahammülün hiçbir açıklaması yok bence Jorge Jesus nezdinde de. Çünkü hatta bir pozisyon vardı Dakika 75 olması lazım. İrfan sola dönecek. Sola dönmesi için o topu 15-20 metre sürdü sürerken rakibe takıldı. Kalça koydu. En sonda kötü pas attı. Artık Jorge Jesus kenara dönüp ya böyle Böyle yaptı İrfan'a çünkü İrfancan Kahveci kendisini de yıldız görmesine devam ediyor ama İrfan Can bunun karşılığını hala Fenerbahçe'de verebilmiş değil. Yani İrfan İrfancan Kahveci'nin katkısı ne ki? kendini yıldız görüyor. Yüksek bonservis servis bedeli verilmiş, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir futbolcu. Jorge Jesus senin yeteneğine güveniyor. Ya bir tane böyle bir maçta da fark yarat. Çünkü Irfan'ın atabileceği toplara inanıyor Jorge Jesus. İki tane koşucumuz var önde. Enner Valencia ve Joshua King. O topu oraya Irfan atacak. Bir iki tane zehir savması lazım ki Goodell'i yakalamışsın, ikinci devre Fernando'yu yakalamışsın stoperde. Ya bir iki tane top atman lazım. az Azıcık şu oyunun içine gir ya. Yani İkinci maçta romanç maçında muhakkak Arda oynamalı zaten de. İrfan'ın bu kadar kötü ikinci devresini artık tahammül edebilecek bir Fenerbahçe yok. Yani Fenerbahçe İrfan'ın ayağına bakmaya çalıştıkça İrfan daha da kötüleşiyor. İrfan'dan ziyade Arda herkes diyor. 85'te geç girdi Arda. Doğru katılıyorum. Arda'dan da ziyade bu maç Emre Mor'u çok fazla çağırdığını düşünüyorum. Yani Sevilla'nın geride birinci bölgesinde o kadar büyük alanlar vardı ki. Ha Emre belki topla çok fazla oynuyor çok fazla gidiyor falan ama o alanları çok ciddi değerlendirebilirdi bana göre Emre Mor. Hoca Emre Mor'u tercih etmedi. Zaten değişikliklerinde Perdi'yi sol beke attı. Osayi sağ beke attı. İkinci golde uyuyan Osayi Pedro oyuna girdi. Çizgide takılıyor kanatta. Arda girdi. Tamamen merkeze kendi başına bir şekilde top alıp vermeye çalıştı. Fenerbahçe'de oyuna giren herkes de aslında başı kopmuş tavuğa benzerdi. Fenerbahçe'nin ilk yarı planı ne kadar iyiyse ikinci yarı siyahla beyaz bir farklı iki devre diyebilirim ben Fenerbahçe açısından. Ha dediğim gibi Jorge Jesus'u bu maçla beraber büyük maçlarda oynayamıyor. Şöyle üçlüsü kötü falan bunların hepsinin ezber yorumu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe gayet iyi planla çıktı. Sampoli maçı okudu. Jorge Jesus maçı okuyamadı. Ana planda ilk planda ilk devrede maçın fişini çekebilirdik. Fenerbahçe Sevilla'dan 0-3 gibi bir skorla da dönebilirdi. Ha ama totale sonuca baktığımız zaman Fenerbahçe evet, 2-0'lık mağlubiyetle dönüyor. İçeride Sevilla ile oynayacağız. Deplasman golünün kuralının kalkmasının en büyük avantajı. Evet orada atamadık belki ama içeride birden 90'a konsantrasyon yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bir iki ayaklı tur. Yani bunu söylemekten dilimde tüy bitti ama bu bir iki ayaklı tur. Fenerbahçe 1-0 gerideyken bu turun ikinci ayağını düşünmeli. 85. dakikada taç kullanan seviyeye Bright Osay Samuel uyumamalı. O pozisyonu sadece Osayi'ye yıkmıyorum aslında. Osayi uyudu geri de dönmedi o pozisyonda. Samet verdi mücadele etti. Serdar birebir kaldı Rakitic'le. Raketiç'e bu kadar alan veriyorsun. Uyuyorsun. 2 ile cezalandırılıyorsun. 1-0 dönsen Kadıköy'de %60, %70 tur bizde diyebilecektim. Ancak 2-0'ın turu çok zor. Sevilla buraların takımı, Sevilla tecrübeli takım hatta kaba tabirle kaşar bir takım, kaşarlaşmış bir takım. Buralarda oynadığı futbolun formunun hiçbir önemi olmuyor. Oyuncuları işte bu biraz hissiyatla alakalı bir durum. Bunları Sevilla çok iyi yapabiliyor. İçeride şu ana kadar Fenerbahçe Sevilla yine maç önü yayında konuşuruz ama şu ana kadar görüp görebileceğimiz en agresif Fenerbahçe'yi bekliyorum. 45 dakikada 4 tane gol atabiliyorduk. Bunları artık sonuçlandırmamız gerekiyor. Geri bile düşsek bence eleme ihtimalimiz var seviyeye. Tur hemen gitti diyemiyorum. Sadece çok tecrübeliler. İlk yarım saatte atabileceğimiz bir gol maçı uzatmalara götürür. Sevilla insanlar şu anda şöyle düşünüyor. Evet 2-0 kaybetti. Sevilla yatacak, kapanacak. Sevilla kapanmayı da iyi becerebilen bir takım değil. PSV'yi 3-0 yenmişlerdi. Deplasman'da 70'e kadar PSV atamadı. 20 dakikada tur veriyorlardı. 2 tane yediler. 3. de direkten döndü. Offside'den kaçan oldu penaltısı verilmedi hatta PSV'nin. Sevilla çünkü gol yemeye çok müsait bir yapıda. Sevilla'nın stoperlerini gördük. Gol yemeye çok müsait bir yapıda. Bunları artık neticelendirmemiz lazım. Michy Batshuayi lazım. Batshuayi bir şekilde o golleri atmasını biliyor. Ener Valencia'nın böyle maçlarda artık atması lazım. Ener'in kafayla kaçırdığı da bir tane pozisyon var. Çok kaçırdık. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi hikayesi böyle bitmemeli. Yani çok hayal kırıklığına uğradım. Çok kaçırdığımız için Fenerbahçe için böyle eleme maçlarında bir pozisyona girsen 3 tane gol çıkartman lazım. Birden 90'a da konsantre olman lazım. Sürekli tekrar ediyorum. Sürekli bunu söylüyorum ama bir uyuduk bir çarptı. Biz de girdiklerimizi atamadık. Maçın özeti bana göre bu. Hocaya valla seviye deplasmanında bana bu kadar iyi ilk yarı çıkartan Jorge Jesus'tan ben memnunum. Yani oyunu okuyamaması tamamen maçın tamamen aslında gitmesine belki turun gitmesine sebebiyet verecek ama oyunu okuyamaması en kötü işiyken maça dair ana planı da bana göre en iyi işiydi hocanın da kendini bu noktada değiştirmesi, geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah tur şansımız evet çok az görünüyor ama Kadıköy'de çok iyi bir, çok agresif, çok sert, çok baskılı bir ilk devre seviye ya da işleri çok daha zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Seviye gol atması çok zor bir rakip değil ve Fenerbahçe bizlere bunu gösterdi. Fileleri bulamasak da deyip yayında noktalıyoruz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.